Bulunduğumuz yer Sivas merkeze bağlı tuz ocağı. Burada tuz yıkaması yapıyoruz. Kaynak tuzlası burası. Sivas'ta kaynak tuzlalar içerisinde ilk defa tuz yıkayan firmayız biz. Sivas'ı geçtik. Türkiye genelinde kaynak tuzlalar içerisinde böyle bir tesis sadece Sivas'ta var. Bu da bizim firmamızda var. Yılda mevsimine göre değişiyor. 1500 ile 2000 ton arası üretimimiz oluyor. Bu da 15-20 gün sonra hasata gireceğiz. Aynı çiftçi gibiyiz biz de. 10. ay gibi de hasata girip ürünümüzü fabrikamızın içine alacağız. Burada da tekrar yıkama yapıp, tekrar paketleme yapıp müşterinin isteğine göre salamura tuz, peynir tuz, yemeklik tuz şeklinde müşteriye servis veriyoruz. Bize etkilemedi. Şöyle, bizim için kurak geçmesi lazım. Kışın da tam tersi bol karın yağması lazım ki yeraltı sularının güçlenmesi için. Yeraltı sularında azalma oldu. Bu şekilde biraz etkilendik ama tuz hasatımız iyi geçti. Bu tuzun özellikleri, 84 tane mineral vardır bu tuzda. Bu tuzun içinde hiçbir kimyasal madde yoktur. Bu tuz insan sağlığına faydası çoktur. Şehir dışına gönderiyoruz. İstanbul'a gidiyor, Ankara'ya gidiyor, Maraş'a gidiyor, Urfa'ya gidiyor, Adana'ya gidiyor, Sivas ve çevre şehirlere gidiyor ve yurt dışından da İspanya pazarımız var. İspanya'ya gönderiyoruz. Fiyat değerlendirmesi şöyle, biz ailede bir oturduk, toplantı yaptık. İşte ne yapabiliriz bu sene diye. Bu sene fiyatımızı artırmadık. Neden? Pandemi var. Her tarafta fiyatlar iki katı arttı. Dedik tuz da artmasın dedik. Çünkü tuz temel bir gıda. Tuzsuz olmuyor ev, şekersiz olmuyor, unsuz olmuyor. Un fiyatları iki katı arttı, şeker fiyatı iki katı arttı. Dedik ki tuzla bu fiyatı artırmayalım. Ve bu sene geçen seneki fiyatla aynı fiyatı yaptık. Geçen sene de kilosunu 1 liradan veriyorduk burada. Bu sene de kilosunu 1 liradan müşterilerimize sunmaya başladık.